Pelesenk oldu. Faiz indirimi Merkez Bankası ve yine Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na çatması gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı çok büyük bir faiz indirimi istiyor. Ekonomi Bakanı büyük bir faiz indirimi istiyor. Ama Merkez Bankası tabii teknik verilere göre enflasyonu dikkate alarak çok önemli teknisyen kadrolarıyla bir karar veriyor. Gündeme yine Merkez Bankası'nın faiz indirimi oturdu. Fakat faiz indiriminden kimse memnun olmadı. Faiz indiriminden niye isteniyor? Faiz indirimi çok önemli. Reel sektörün yatırım ve istihdamı artırılacağı varsayımı yapılıyor. Reel sektör bu anlamda önemli. İnşaat sektörü sıkıntıda. Zaten faiz indiriminin istenmesi de reel sektörde bir sıkıntıların olduğunu işareti olarak görülüyor. Biz de bugün istedik ki reel sektörün nabzını tutan, reel sektörün kılcal damarlarına kadar giden bir kişiyi davet edelim. Ve önemli bir kişi. Kendisi İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı, herkesin tanıdığı ünlü bir isim Yahya Arıkan'ı davet ettik. Reel sektörü konuşacağız, vergi konuşacağız, halkın vergi adaletini konuşacağız. Konuşacağız ama çok önemli bazı hususları da kendisiyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Yahya Bey, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, siz çok önemli bir meslek grubunun başkanısınız. Serbest muhasebecileri, serbest muhasebeci mali müşavirleri, muhasebecilik mesleği ana meslek grubu. Onların başkanısınız ve çok büyük bir örgütü yönetiyorsunuz. Zor bir meslek ve reel sektörü de en iyi nabzını tutan sizlersiniz. Müşteriler, reel sektör, her sektörü biliyorsunuz. Nedir durum? Türk ekonomisi biraz sıkıntıda gözüküyor. Faiz indirimi de pek memnun etmedi siyasi çevreleri. Reel sektörden birisi olarak ne diyorsunuz? Büyük bir ordunun komutanı olarak. Çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak böyle bir programa davet ettiğiniz için tüm meslektaşlarım adına. Tabii zor bir işi yapıyoruz mali müşavirler olarak. Yaptığımız işi de maalesef müşterilerimiz de tam olarak göremiyorlar. Ama hayatın içerisinde en iyi yaşayanlar bizleriz. Bu zorluklarla ilgili zaman zaman meslek mensupları kendi aralarında sohbet ediyorlar. İki arkadaşın meyilleşmesi çok hoşuma giden bir hikayedir. Biri diyor ki bir daha dünyaya gelirsem diyor mali müşavir olmayacağım diyor. Allah Allah diyor, ne olacaksın diyor, imam olacağım diyor. Neden diyor, onlarda mevzuat hiç değişmiyor diyor. Şimdi böylesine zor bir mesleği sürdüren bir mesleği sürdürmekteyiz. Belki programın ilerleyen akışında bu sorunlara değineceğiz. Ama genel anlamda ekonomi baktığımız zaman o kadar anlatıldığı kadar çok güllük gülistanlık iyi gittiğini söylememiz mümkün değil. Piyasada bir tedirginlik olduğunu biliyoruz. Geçmiş yıllara göre satışların patladığı, işletmelerin çok huzurlu olduğunu söylememiz mümkün değil. Bir darlığı gözlemliyoruz. Tabii Merkez Bankası'yla hükümet arasında hatta zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da katıldığı Merkez Bankası kavgası başka bir şeye benziyor. Genel bir anlayışla bağlantılı diye düşünüyorum bunu. Ya bağımsız kurumları oluşturacaksınız, onlara siyasi erk müdahale etmeyecek. Ya da bu kurumları lav edeceksiniz. Doğrusu olan demokratik toplumlarda Merkez Bankası gibi bağımsız, hatta vergi inceleme elemanlarının bağımsız olduğu, işte eskiden hesap uzmanı vardı, mali müfettişi vardı, hepsi kaldırıldı. Siyasete bağımlı yapılar kurduğunuz zaman bir gün bu size geri dönecektir. Ve bunun geri dönüşünde topluma ve ekonomiye yansıması olumlu olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama özetle işler o kadar çok iyi değil. Yani reel sektörde bunu görüyorsunuz değil mi? Ölçebiliyorsunuz. Evet. Piyasalar evet. Tedirgin, kaygılı. Evet. Zaten Merkez Bankası'nın faiz indirim baskısı da bunun işareti. Yani reel sektör sıkıntıda, kredi alamıyor. İstihdam artsın, yatırım artsın gerekçesiyle baskı yapıldığı söyleniyor. Ama çok ilginç bir şey söylediniz. İktidara bağımlı kurumlar, bağımsız kurumları bağımlı hale getirmek çok tehlikeli. Bence bağımlı hale getirmek istenen kurumlardan meclisteki özgür örgütleri de aynı şekilde iktidara bağımlı hale getirilmek isteniyor. En büyük hedef de sizsiniz galiba değil mi? Tabii bunlardan biri biziz. Sadece biz değiliz. İşte Temoba ve gündemde, barolar gündemde, tabipler gündemde, 7 akademik meslek birliği sürekli ön planda etkisiz hale getirilmek istenen
bir düşünceyle karşı karşıyayız. Aslında meslek odaları toplumun çok temel dinamikleri arasında yer almakta. İki tane önemli görevi vardır. Bunlardan bir tanesi üyelerini haklarını koruyan, onu geliştiren, eğitimlerini yapan, daha saygın bir hale gelmesiyle ilgili uğraş içerisinde olan birinci görevi var. Bunu da tüm odaların çok sağlıklı olarak sürdürdüğünü görebiliyoruz. Ama asıl önemlisi, biliyorsunuz meslek odaları anayasanın 133. maddesine göre kuruluyor. Yani kamu çıkarlarını göz önünde tutması lazım. Yani kamunun haklarını tarafsız, objektif savunmak zorunda. İşte bu, işte burada problem var. Nedir problem? Bugün TMMB niye parçalanmak, bölünmek isteniyor? Bugün kentin yağlanmasına, rantlara karşı durmasından dolayı. Biz niye? Biz her zaman taraf olduğumuzu söylüyoruz. Ekonomiyle ilgili önemli raporlar açıklıyoruz. Bundan rahatsız oluyor. Sağlıkçılar, sağlık politikalarını halkın adına, kamu adına ortaya koymalarından dolayı bir rahatsızlık var. Bundan vazgeçmek lazım. Yani meslek odalarına güven duymak lazım. Meslek odaları da kamu adına ne kadar önemli olgu varsa objektif, tarafsız tüm toplumun ve siyasetçilerin görüşünü sunması lazım. Maalesef böyle bir süreç yaşanıyor. Hem bu sindirme olgusu var, hem de biraz önce anlattığım o kurumların bağımsızlığında denetimin siyasal baskısıyla sindirilmeye çalışılıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un Mali Müşavir Odası, ekonomi içerisinde olan bir oda, her yıl teftişten geçiyoruz. Ne teftişi? Vergi? Vergi idaresinin. Yok efendim, akademi niye zarar ediyor? Ya kardeşim, biz ticari kurum değiliz ki. Bu tip kurumlar üyesinin verdiği eğitimlerde zarar edecek, kar elde eden bir kurumlar değil. Sürekli yani bir tedirginlik, bir baskı. Ama bizim kapımız herkese açık. Zaten toplumun denetlenmesinden yana bir düşüncemiz var. Hatta çok güzel bir sloganımız vardı geçen sene Taksim'de. Polis geri çekin dedi bu şeyi, afişi. Yolsuz ilacı denetimdir dedik. Allah Allah, çekin dediler bunu. Ya kardeşim, yolsuzluk hepimizi ilgilendiren bir olay değil mi? Buradaki gayet amacımız siyasi iktidar falan değil. Yolsuzluğu öngörülemek istiyorsan denetletireceksin. Biz de bu denetime talibizdir dedik. Hayır efendim, de çekin dediler o şeyi. Peki bizi. Siz tabii böyle. Meslek örgütünün çok önemli. Kaç üyeniz var toplam? Bazen baroyla, espriyle takılıyoruz. Baro diyor ki en büyük oda biziz falan diye. Dedim ya Sayın Başkan, her yerde söyleme. Biz 35 bin artık şu anda hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin en büyük odalarından biriyiz. Çok büyük bir sayı. Dünyanın da sayılı odalarından biriyiz. 35 bini aşan. Sadece üye sayımız Mali Müşavir 35 bin. 10 binde stajyerimiz var, meslektaş adayı. 45. Düşünün sayı, evet. Aileleri ve müşterilerini koysanız. 500 bin. 500 asgari, bin. Asgari. Çok önemli bir sayı. Evet, asgari. Vergi bir silah olarak kullanılıyor mu? Siz bunu iyi hissedersiniz, müşteriler, üyeleriniz. Şey, yani şu anda öyle bir kaygı var veya basına yansıyan, işte iktidar hoşlanmadığı şeyi vergi müfettişi gönderiyor. Eskiden maliye müfettişi hesap uzmanı, şimdi vergi müfettişi gönderiyor. Vergi müfettişi de bugün siz de bahsettiniz önce sohbet ederken, Emin Çalışan da yazmış. Yani vergi müfettişi isterse gittiği yerde bir şey bulur. Vergi ve ceza bulur ve çıkarır, cezalandırır. Bu böyle bir şey hakikaten söz konusu mu? Şimdi sistem, biliyorsunuz Türkiye E-Devlet doğru giden bir süreç yaşıyor. Maliye Bakanlığı'nda VEDOP adlı çok büyük bir veri tabanı oluşturan bir altyapı kurdu. Bu sistemde aslında şunu yapabilir. Benim bu iktidar için söylemiyorum bunu. Şu anlık sistemden bahsediyorum. Benim siyasi parti yandaşlarım şunlardır, isimleri şunlardır. Bunu ayır, geri kalanı teftiş edin demeye şu an sistem müsait. Bu iktidar için söylemiyorum. Herkes için. Herkes için geçerli olan bir şey. Bir diğer konu, tabii bu şu anda yaygın mı? Yaygın değil, açıkça söyleyeyim. Yani denetim olgusunu siyasi erk bir silah olarak kullanması yaygın değil. Ama zaman zaman bize gelen münferit olaylarda, işte en son bugün Emin Çeloş'un yazdığı köşesinde olduğu gibi, bir araştırma firmasına
nasıl sen bunu açıklarsın gibilerden bir inceleme çıkartıldığı söyleniyor. Bu yaygın değil ama bu tehlikeli bir silahtır. Bunu yapmaya kalktığınız zaman daha sonra iktidarlar değiştiğinde herkes aynı sistemle sürdürmeye kalkar ki demokratik toplumda son derece tehlikeli olan bir olgu. Denetim elemanı bağımsız ve tarafsız olmak zorunda. Bir diğer konu, söylediğiniz konuya gelince şey çıkartabilir, batrah yazabilir, ceza yazabilir. Ama enteresan bir şey var. Mali idarenin genelde yazmış olduğu cezaların %90'ı yargıdan geri dönüyor. Çok büyük oran. Büyük oranda. Yani büyük oranda. Yani %90 yanlış yapıyor. Elbette. Yani yazarsınız, yazmakta bir sorun yok. Psikolojik anlamda o ceza kalkıncaya kadar onun psikolojisini yaşarsınız ama ceza ile tehdit etmek doğru bir olgu değil. Yaygın bir şey değil. Umut ederim bu yaygınlaşmaz. Çok tehlikeli bir sürece girer Türkiye. Hele de vergi konusu o kadar hassas psikolojik bir konu ki bugüne kadar insanların algısında toplanan vergilerin doğru olarak harcanıp harcanmadığı konusunda endişe duydukları için vergi vermekten itina etmeye çalışıyorlar. İnsanlar vergisini veriyor ki bugün Türkiye'de en iyi vergiyi veren, onlar da beyana dahil olsa vermeyeceklerini bildiğim çalışanlardan alınıyor. Türk vergi sistemi öyle bir noktaya gelmiş ki gelir vergisinin yaklaşık %90'ı stopajlarla toplanan bir vergi haline gelmiş. O da kaynağından kesiyor. Kiradan kesiyor, çalışandan kesiyor, serbest meslek erbabından kesiyor. Onları da mesela ücretleri de, bunu lütfen çalışanlar bana kızmasınlar. Onlar da beyana tabi olsalar büyük yolunu beyan etmezler. Çünkü algı bu. Yani bir hesap soramıyor demokratik toplumda yurttaş. Verginin en büyük özelliği o. Nereye harcadın diyebilir. Vergi veren hesap soran kişidir. Maaşını ben verdim diyen kişidir. Ama siz bunları soramıyorsunuz. Soranları zaten şu anda herkes aman bir şey sormayayım, ettiği sütüye karışmadım dedi bir dönem yaşıyor. Biz vatandaşa sorduk. Dedi ki vergi nedir, vergi adaleti var mıdır? Bir veterimizi izleyelim, ondan sonra vergi adaleti var mı diye soracağım. Evet, sokaktaki vatandaş vergi için ne diyor bakalım. Evet, vergi nedir? Vergi devletin kalkınması demek. Bütün kamu kuruluşlarının maaşlarının ödenmesi demek. Bütün altyapıların yapılması demek. Vergi, vergi toplayacak ki devlet kalkınsın. Herkes vergisini ödemek zorunda. Ama çok kaçaklar var. Bunların yakalanması lazım. Denetim çıkaracak, yakalayacak. Ben ödüyorum, öbürü ödemiyor. Olmuyor. Bazı zamanlar solgunculuktur. İnsanların mallarını darbe etmektir, nakit paralarını darbe etmektir ama bazen de mecburen verilen bir hizmet karşılığında verilen para olarak anlıyorum ben. Peki sizce ülkemizde vergi adaletli alınıyor mu? Katiyetle alınmıyor. Katiyetle. Devletin aldığı vatandaştan pay. Peki vergide adalet olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Tam anlamını bulduğuna ben serbest muhasebeci mani müşavirim. Vergi vatandaştan alınan fuzili para diyeyim. Peki ülkemizde verginin adaletli olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Maalesef. Vergi devlete verilen bir şeydir yani. Peki ülkemizde vergide adalet olduğuna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Çünkü vergi adaleti yok ki. Adam işçi çalıştırıyor, kaçak çalıştırıyor. İş yeri yapıyor, kaçak çalıştırıyor. Evet, takip eden yok. Ha şimdi gidip bir şikayet etsen şeylere, adam müfettiş istesen müfettiş gelmiyor. İşçilerinde bir sürü haksızlık şeyler var. 10 tane işçi çalıştırıyor adam, bir tane işine sigortalı yapıyor. Petrol fiyatları ucuzluyor fakat benzin ve mazot fiyatı artıyor. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Vallahi onların düşünecek bir şey yok. Onlar kendi kafasına göre iş yapıyorlar. Niye o pahalanıyor acaba? Onu şey yaptınız, düşündünüz mü hiç? Niye pahalanıyor? Sizce neden? Evet, bence yani evet, ek vergiler aldığı için pahalanıyor. Ek vergiler düşmediği müddetçe petrol hiçbir zaman ucuzlamaz. Devletimizin halka yaptığı en büyük üç kağıtçılık. Böyle bir şey olamaz. Dünyada örneği yok. Şayet hiç olmazsa karşılığını verebilselerdi hani bir parçacık yutkunabilecektik. Ama bu fiyatlarla dünyanın hiçbir ülkesinde görülmüş bir skandal kelimelerle izah edecek bir şey değil bu. Vergi beyannamesi veriyor musunuz? Mart ayı geliyor. İkisini de vereceğiz. Ne diyorsunuz bununla ilgili?
Evimiz varsa vergisini de vereceğiz yani. Birden ziyade evimiz var. Kiraya veriyoruz. Kira beyannamesini Mart'ın ikisinde vereceğiz. Mart ayı geliyor. Vergi beyannamesi verecek misiniz? Veririz mutlaka. Peki sizce vergi Türkiye'ye adaletli mi? Sizce? Kesinlikle hayır. Peki sürekli petrol fiyatı ucuz diyor. Benzin ve mazot fiyatı artıyor. Sizce neden? Bu işler rant kazanıyorlar. Muhtemelen bu da ABD. Peki vergi nedir? Vergi ülkemizin güzelleştirilmesi, ayakkabı kutuları olarak bize geri dönüyor. Evet, vatandaşın fikri böyle. Sizce vergi adaleti var mı Türkiye'de? Aslında vatandaşlar o kadar güzel anlatmışlar ki, bir önce ifade etmeye çalıştım. Psikolojik olarak verginin nereye harcandığına inanmadıkları zaman vergi vermede bir direnç oluşmakta. Şimdi bakın, bir ülkede vergi adaletinden bahsetmek için toplanan vergilerin oranlarıyla mukayese etmemiz lazım. Bugün Türkiye'de toplanan vergilerin %70'i dolaylı vergilerden oluşuyorsa, yani ÖTV, KDV gibi vergilerden oluşuyorsa, yani herkes bunu çok geliri olan da aynı oranda ödüyorsa, az geliri olan da az oranda ödüyorsa, harcadıkça ödüyorsa, bu adaletten bahsetmek söz konusu değil. Bugün bakın Batı toplumuna, bu oran tam tersine. Yani %70'i beyan üzerinden elde edilen, yani kayıtlı bir ekonomiden elde edilen bir gelirin vergilerinden oluşmaktadır. Bu anlamda ben vatandaşın yorumlarına aynen katılıyorum. Tabii bizim çözüm üretmemiz de bir sorumluluğu var. Yani bunlardan bir tanesi, güven ortamı oluşturacaksınız. Ülkeyi yönetenler topladığı vergileri nereye harcadıklarını doğru olarak anlatmaları lazım. Yani saraylar, uçaklar, büyük harcamalara girerseniz insanlar susarlar, hatta gülerler. Ama bir gün o tehlikeli boyuta gelir. Bu anlamda toplanan vergi nereye harcandığını psikolojik olarak topluma inandırmamız lazım. Bir başka konu, neden kayıtlı bir ekonomi oluşturamıyoruz? Hala Türkiye'de %30, %40 bir kayıt dışı ekonomiden bahsediyor. Çok basit. Bugün siz iş dünyasına, ki adım atıldı, ideal noktada mı? Değil. Ama önemli bir adımdır. İnsanlar bir gelecekten endişe duydukları için vergiden kaçma gelin duydular. Bu amaçta güçlü bir sosyal güvenlik kurumu oluşmasını istediler. Ki bizim İstanbul odamızın önerisidir sosyal güvenlikte tek çatı konusu. Adım atıldı. Bağkur, sigorta, emekli sandığı teke indiriliyor. Ama hala müdürlükler arası bir takım çekişmelerden dolayı istenen verim ama bir gün o noktaya gelecek. Demek ki insanlar, ben ticari hayatımı bıraktığım zaman iyi bir güçlü bir sosyal güvenlik kurumu oluştuğu düşüncesiyle vergiden kaçınma konusunda bir sıkıntısı olmayacak. Başka, onu ne itiyor iş dünyasını? Ya böyle bir ülke olabilir mi? Yapılan masrafların bir kısmını gider kabul ediyor, bir kısmını gider kabul etmiyor. Şimdi ilk etapta doğru gelebilir size. Ama biraz önce baştan sorduğunuz gibi iş dünyasının nabzını tutan bizlerin en büyük sıkıntısı kanunen kabul edilen gider olgusudur. Çok basit ya. Bir tarafta gider olan şey diğer tarafta gelirdir. Ki artık maliye sistemde de kontrol ediyor. BABS dedikleri alış satış patrolarını her ay meslek mensupları çilesini çekerek bunu Maliye Bakanlığı'na aktarıyorlar. Yani özetle iki şey yapacaksınız. Tüm yapılan harcamaları, ticaret erbabı ne yaparsa yaparsın. Yani yaptığı seyahati de yazsın. Yemeğini de yazsın. Her şeyi yazsın. Gider indirecek. İki, kimseye güven duymayacaksın. Her şeyi bankadan geçireceksin. Ticari hayatta bakın, alışveriş yaptığınızda nakit verdiğiniz zaman kimse fatura fiş vermekten yana değil. Doğru mu? Doğru. Kredi kartı geçtiği zaman mecburen veriyor. Demek ikinci anlamda bir, her türlü giderlerin indirimi. İki, bankadan geçirmiş. İşte bu yeter mi? Yetmez. Vatandaşın söylediği gibi psikolojik olarak güven ortamını sağlayacaksınız. Kamunun harcamalarını şeffaflaştıracaksınız. Ve arkasından da vatandaşı hakikaten ifade ettiği gibi benim bu topladığım para yol, hastane, köprü gibi somut görecekler. Ama bu kamu harcamalarına gidip ve bir soru haline gelebiliyorsa
maalesef bu güvensizlik ortamı devam edecektir diye düşünüyorum. Bu konuda tabii mevcut hükümetin dediğiniz gibi kayıt dışı anlamda VEDOP sistemi, bilgisayarlaşma, efendim şimdi rant vergisi falan konuşuluyor, tartışılıyor. Yaptığı en önemli işlerden biri sizi vergi dairesi memuru kılmak. Yani serbest muhasebeci, mali müşavirleri bir anlamda vergi dairesinin en fazla çalışanı haline getirmiş durumda. Ben bazen siz meslektaşlara acıyorum. Vergi dairesinin hamalı oldunuz. Yani her şey sizden sorulur. Bu ağır bir yük olarak meslektaşlar sitem etmiyorlar mı, sıkılmıyorlar mı, yorulmuyorlar mı? Tabii bir temel bir sorunumuza değindiniz. Sürekli mevzuat değişiyor, sürekli talepler değişiyor. Aslında vermiş olduğumuz hizmetlerin karşını almış olsak bir sorun yok. Ama karşını alamadığımız için sürekli yeni yüklerin getirmesi bir feryat boyutuna gelmekte. Şöyle bir hesap yapmak lazım. Elektronik ortama geçmeden önce maliye kaç personele çalışıyordu? Bugün kaç personele çalışıyor? Bunun rakamları ortada. Yani VEDOP projesinden sonra iki şey, tüm beyanların elektronik ortamına gönderilmesi ve tahsilatların vergi dairesi vezninden çıkartıp bankalar aracılığıyla yapılmasıyla mali idare ciddi anlamda bir personel tasarrufu sağlamıştır. Ve maalesef bunun yükünü biz meslek mensubu çekmekte. Zaman zaman hukuka aykırı işlemler de yapılmaktadır. Şimdi bakın, yarın Ankara'da benim bildiğim kadarıyla, dün sosyal medyada paylaştım, bir vergi dairesinin bir uygulaması var. İsim de verebilirim veya uygun görmüyorsunuz vermeyebilirim. Verebiliriz hocam. Reklama girmiyor. Ostim Vergi Dairesi. Şimdi Ostim Vergi Dairesi Ankaralı o bölgedeki on binlerce mükellefe diyor ki işte gelir vergisi mükelleflerine 50-60 soru, kurumlar vergisi 60-70 soru, bu soruları cevapla bana gönder diyor. Kimden istiyor bunu? Mükellef bilgilerini benim üyemden istiyor. Ankara'nın meslek müdürü. Bu aldığım duyuma göre başka vergi dairelerinde İstanbul'da da düşünüyorlar. Şimdi ya insaf ya. Biz bunu nasıl eksik alabiliriz? Bizim bildiğimiz kadarıyla bu tip soruları vergi dairesi kendi iç işlerinde bir vergi mükellefiyle ilgili soru kodlarıyla sorgular. Eğer o gelen bilgiler içerisinde eksik olan bir şey varsa benim üyeme değil, altını çiziyorum burada, mükellefi sorar, der ki senin şu konudaki bilgin eksik, bana gönder der. Şimdi bunu oturup sır saklayan meslek mensuplarının, mükellef bilgini saklama yükümlü meslek mensuplarının vergi idaresi hiçbir yasal şeyi olmadan, dayanağı olmadan üyeden istiyorsa buna benim sessiz kalmanız mümkün değil. Ha, şuna itirazımız yok. Mali idare her zaman kendi işlerini kolaylaştırmak adına bir takım adımlar atabilir. Ama bunu nasıl yapacak? Yönetmeliklerle, tebliğlerle, yasal dayanı olacak. Bu yasal dayanın iki tane boyutu vardır. Hukuka aykırı bir bölümü varsa, meslek memuru hukuksal haklarını kullanacaklardır. Hukuksal boyutu bitmişse, başka yollarla çözmeye çalışacaktır. Ama sonuçta Mustafa Bey, gerçekten büyük bir sıkıntı yaşanmakta. Hani bir önce başta anlattığım, bir daha dünyaya gelirsem muhasebeci olmayacağım boyutunda insanların burasına gelmiş süreç yaşamaktayız. İvedilik de aslında bu meslek, belki son bölümde aktarmak istiyorum, dünyada en saygın mesleklerin başında geliyor. Bu mesleği ne maliye kendi eleman olarak görmeli, ne kamu kendi eleman olarak görmeli. Ülke ile devlet arasında köprü görevi üstlenen ama asıl görevi 3 milyondan fazla KOBİ'yi büyüten bir meslektaş misyonu üstlenmesi lazım. Biraz sonra bu konuda neler düşündüğümüzü, neler yaptığımızı anlatacağım. Bu anlayış olduğu takdirde bu ülkeyi yönetenler hem ekonomisi büyüyen hem de müteşebbisi büyüyen ülke yarattığı takdirde herkes biz bundan payımızı alacağız diye düşünüyorum. Matematiğini yapıyorsun, muhasebesini düzenliyorsun, mali tablosunu. Dolayısıyla kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınmasında bu meslek ordusunun çok önemli katkısı var. Etkisi olmalı. Fakat bütün buna rağmen meslek elemanları da yeterli ücret alamıyorlar, değil mi? Öyle bir sıkıntı da var. Ya orada da temel bir problem var. Aslında
ücret konusunda diğer servis meslek erbabı alınmasın ama bizim kadar duygusal, bizim kadar müşterisini anlayan, ona sabır gösteren bir başka meslek grubu yoktur. Bizim ücretimiz makul ücretlerdir. Ama maalesef burada da Maliye Bakanlığı işte esnafa, tüccara bir şirin gözümbek adına bizim ücretlerimizi belirleme yetkisini almış. Bu doğru bir olay değil. Yani bırakın zaten bu ücreti sizin belirli rakamlarını değil. Meslek mensubu müşterisine verdiği hizmetin karşılıklı servis piyasa ekonomisinde anlaşabiliyorlar. Burada da iki sıkıntı var. Bir, hak ettiğimiz ücreti alamıyoruz. Bununla ilgili bu sene Maliye Bakanlığı'na sunulan zamanı endeksli bir ücret tarifesi önerimiz var. Yani bunda müşteri ne kadar zaman ayrılıyorsa, emek veriliyorsa bunun karşılığını ölçen biçen bir ücret politikası olması gerekiyor. İkincisi de kayıt dışı yakınında olduğu gibi biz muhasebe ücretlerimizi, müşavir ücretlerimizi elden değil her ay bankadan geçerek ödenmesi talebimiz var. Bu iki tane temel sıkıntı mutlaka çözümümüz gerekiyor. Mesleklerin, meslektaşlarımızın temel problemi bu. Aslında ben daha ileriye gidiyorum. Mali müşavirlerin, yeminli müşavirlerin ücretini işsizlik fonu gibi, kıdem tazminatı fonu gibi mükellef devletine aktarsın, devletten alalım. Çünkü mükellef ücret vermekten imtina ediyor. Tabii bunu bakın... O zaman devlete bağımlılık olur. Bakın mesela kiralarda işte belli bir rakım aşan bankadan geçmek zorunda. Bir karar verecek, diyecek ki muhasebe ücrettir, bankadan geçecek, diyecek. Bu kadar basit olay. Zor bir şey değil bu. Şimdi serbest muhasebeci, mali müşavirler ben gerçekten önemsiyorum. Çok önemli işler yapıyorlar. Fakat mesela yetkilendirme, görevlendirme, ünvan verme konusunda devlet biraz cimri davranıyor. Bağımsız denetçilik konusunda da böyle oldu. Yani bağımsız denetim yetkisini belli ünvanlara verilmesi, sizlerin işte sınava girmesi ya da ağır şartlar Niye yani Türk Ticaret Kanunu'na göre bağımsız denetçi olsanız, böyle yaygın bir bağımsız denetim yapsanız, ülke ekonomisi bundan yararlanmaz mı? Buradaki şey nedir? Çekince nedir? Yani serbest muhasebeci, mali müşavir direkt bağımsız denetçi olsa ne olur? Şimdi bakın, çok geniş bir konu. Aslında bunun başı yeni Türk Ticaret Kanunu'na başlıyor. Şimdi 50 yıllık bir kanun, hep birlikte toplumun tüm kesimleri, iş dünyası dahil. Artık bu kanun bize yetmiyor. Yeni bir kanun oluşturalım diye hemfikir oldu. Ve çok iyi hatırlarsanız hem borçlar kanunu hem Türk Ticaret Kanunu meclisten oy birliğiyle geçti. Evet. Muhalefetiyle birlikte. Neydi o kanunun temel amacı? Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de tüm firmalar her şey denetlenme üzerine kurulmuştu. Ama son anda bir ay kala bir ayağını yıktılar. Hangi ayağını yıktılar? Denetleme ayağını yıktılar. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'nun en temel özelliği buydu. Evet. Bir yandan firmaların kurumsallaşmasını sağlayan, rekabet etmesine fırsat sağlayan bir kanun. Örneğin birçok sıkıntıları çözen bir kanun. Eskiden bir limite şirket kurmanızda ikinci bir ortağa gidip naivden yazabiliyordunuz. 5 anonim şirket kuracaktınız, 4 tane adamı hiç alakası insanlar yazabiliyordunuz. Ne oldu? Bir kişiyle şirket kurabiliyordu. Bunlar hepsi doğruydu. Ama ne oldu? Denetim ayağını yıktılar. Bu bir. Bununla bağlantılı aslında sizin de ben maliyeci olduğunuzu biliyorum. Türk Ticaret Kanunu, Ünal Tekinal'ın dediği gibi maliyenin dışında bir şey olması lazımdı. Ticaret kanunundan alan gücünü maliye boyutundan ayrı olması gerekiyordu. Ama maalesef her şeyi Maliye Bakanlığı'na bağlamak istedikleri için bunu da bu noktaya getirdiler. Dünya uygulamasına Sayın Pamukoğlu bu uygun değil, onu ifade edeyim. Orada ilk hata ne yaptılar? Bu muhasebe skandallarından sonra tüm ülkelerde kamu gözetim kurumları oluşmaya çalıştılar. Bizdeki kamu gözetim kurumu kanunlu kararnameyle çıktı biliyoruz. Hukuksal süreci doğru değil bir kere her şeyden önce. Biz şeye karşı değiliz. Gözetim kurumları oluşmalı. Ama dünyada ağırlıklı olarak gözetim kurumları adı üzerinde denetim işini yapanları meslek örgütü dışında gözetleyen bir kurum. Bu kurum ne oldu? Kendini meslek örgütü yerine koyarak tüm kuralları belirlemek kalktı. Bu doğru mu? Doğru değil. Çok güzel bir şey ifade ettin. Ya bugün bir mali müşavir olan bir kişi ayrıca bağımsız denetimle ilgili, ki bağımsız denetim ayrı bir meslek değil, ayrı bir süreç uygulamasının bu ülkeye katkısı nedir?
Bakın, yani eğitim ver. Eğitimi ver, yoğun eğitim ver. Hiçbir itirazım yok. Bakın, bugün bir meslek mühendisi bu. Bu meslek tercih eden bir şey. 4 yıl üniversite bitiriyor. Staja başlama sınavına giriyor. 3 yıl staj yapıyor. 7-8 dersten yeterlik sınavına giriyor ve mali müşavir oluyor. Bakın, 7 yıl, 8 yıl süreçten sonra sen bunu ayrıca tekrardan oturup bir sınava tabi tutman bir esprisi yok. İkiye böldüler Sayın Pamukoğlu. 15'ini dolduranlar, doldurmayanlar. 15'ini doldurana dediler ki, kardeşim siz bir şartta bağımsız denetim işini yapabilirsiniz. O da nedir? Üniversiteyi açacaktır, eğitimle katılma kaydı. Şu ana kadar başarmayan bir tek kişi yok. Ama şunu soruyorum ben her zaman. Yaklaşık 20 bine yakın insan bu eğitimlere katıldı. Her bir eğitim 3 bin lira bedel ödeniyor. Ne aldı insanlar? Bu ülkenin kaynakları bu kadar boş mudur? Evet. Ama en önemlisi burada, en önemlisi şu. Ben başvurmadım önden arı kanalara. Neden? Evet, şundan dolayı. Dava da açacağım. Gençler adına bu mücadeleyi de sürdüreceğim. Çünkü bağımsız denetim olduğunu siz biraz önce çok güzel bir şey ifade ettiniz. Ayrı bir sınava gerek yok. Mali müşavir olan herkesin bu hakkıdır. Dolayısıyla gençler şu anda bağımsız denetçi olabilmesi için hem sınava girecek, hem staj yapacak, hem eğitime katılacak. Bunun haksızlık olduğuna inanıyoruz. Ve bu işi de yapacak olan onlar olduğuna inandığımız için onlar adına bu mücadele sürdüreceğimizi herkes bilmesi lazım. Siz çok yerde bayrak çekiyorsunuz. Yeminli mali müşavirlerin kanundaki yetkisini de siz bir gecede şey yaptınız. Yeminli mali müşavirler hiç eğitime falan katılmadan biliyorsunuz bağımsız denetçi oluyorlardı. Onu biz engelledik. Siz evet. Engellediniz. Evet, evet. Onu engelledik biz ama. Doktora yapıyor. Bağımsız denetim konusunda doktora yapan ama 15'ini doldurmayan kişiler bağımsız denetçi olmak için sınava giriyorlar. Yani Sayın Pamukoğlu o kadar komedi yaşanıyor ki şu anda bu süreçten dolayı bu işin eğitimi veren hocalar, profesörler. Onlar da aynı şey. Onlar eğitime katılıyorlar ya. Benim eğitim veren eğitime katılıyor. Eğitime veriyor ya. Benim bir şey olur mu? Muhasebe haftası bu hafta. Nedir bu muhasebe haftası? Yerli malı haftası gibi değil mi? Şimdi ben müsaadenizle muhasebe haftasına geçmeden önce bir iki meslekle ilgili temel konuyu sağ olun fırsat verdiniz, aktarma fırsatını. Angaryaları anlattık. Bürokrasinin sürekli bize yeni işler çıkardığını ifade ettik. Şu beyanlama verme sürelerini bir kere söylemek istiyorum müsaadenizle. Ya her dönem Sayın Pamukoğlu üye, kar yağıyor, ay kısa kalıyor, bir ne anlıyor? Haklı olarak bizden beyanname sürelerini uzatın diyor. Biz de onlarca defa dedik ki ya kardeşim, ya bunu artık yetiştiremiyor insanlar. Eskiden 24'ü olan 26'sıydı. Ya KDV'yi de muhtasarı da ay sonu al. Al ki ikide bir de insanlar dilenci gibi, çok özür dileyerek söylüyorum. Maliye Bakanlığı'nın TÜRMOP yöneticinin kapısında bu işi düzeltin diye beklemesi yerine yetiştiremiyor insanlar, yükümüz artmış. Bunu artık ikide bir uzat boyutuna getirmeyin. Ben utanç duyuyorum bir oda başkanı olarak. Çok özür dileyerek söylüyorum. Beyanname sürelerini Maliye Bakanlığı'nın bir gün kala, bir saat kala, iki saat kala uzatmasından bir başkan olarak utanç duyuyorum. Buna lütfetmesinler. Bizi bu kadar küçümsemesinler. Bizi bu kadar üzmesinler. Çünkü bu insanlar ne kadar onur olursa mali müşavirler, bu devlete olan saygısı o kadar artacaktır ve daha sağlıklı beyannameler çıkacaklardır. Yine ifade noktalarından bir tanesi, ya diyor şu geçici vergi kaldırın diyor. Hatta bugün Cumhuriyet'te de yazdım ben onu. Yani bir ay sonra yıllık beyannameyi veriyoruz. Kaldır kardeşim bunu ya, bir esprisi kalmamış. Aklın yolu bir. Şimdi eskiden enflasyonlar yüksekti biliyorsun. %50'lerde 60'lardaydı. Geçici vergi mantığı çalışanlardan kaynağından vergi kesiliyordu. Adalet sağlansın diye eski adı peşin vergi, şimdi geçici vergihane dönüşüyorlar. Bakın başka enteresan nokta serbest meslek erbabı. Biliyorsunuz serbest meslek erbabının büyük bir bölümü stopaj yoluyla kesinti yapıyor. %20 stopaj. Ya o adam vergi vermiyor ki. Niye serbest meslekten ayrıca bir geçici vergi bir anlamda alıyoruz bunu? Böyle bir komedi yaşanıyor. Bir diğer konu, 25 yıllık bir meslek odasıyız. Meslek örgütüyüz. Bu yasa bize yetmiyor. Bu yasa siyasetten arındırılmış, antidemokratik maddelerden arındırılmış, bir çağdaş bir meslek yasasına ihtiyacımız var. Bakın belki biz anlatmadık bugüne kadar ama
Siz de bir yeminim var müşavirsiniz. Benim sözlerimden asla almayacağınızı biliyorum. Çünkü sizin demokrasi inancınızı da biliyorum. Hiçbir meslek örgütünde azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği bir demokratik yönetim yoktur. 95 bin camianın 90 bini mal müşavir. 90 bin kişi. 90 bin kişi 4 kişiyle temsil ediyor Sayın Pamukkale. Siz de biliyorsunuz. 5 bin tane yeminli müşavir 5 kişiyle temsil ediyor. Ve bunun diyor yönetim, denetim, birlik başkanları yemem olacak. Bu ayıp yeter ya. Yetmiyor. Demokrasinin engellenmemi gerekiyor. İşte böylesine bir süreçte muhasebe haftasına giriyoruz. Şimdi muhasebe haftasıyla ilgili şunu ifade edeyim. Tabii ki bu sorunlarımızı ifade edeceğim. Ama temel sorun şu. Müşteri bizim ne iş yaptığımızı bilmiyor. Toplumda, kamuoyunda ne iş yaptığımızı bilmiyor. Bir muhasebe ile ilgili bir algı sorunu olduğunu biliyoruz. Biz bu dönem bu algıyı düzeltmek üzerine kollarını sıvadık. Sorunlarımızı ilgililere aktaracağız. Hatta bakın 2 Mart'ta çok önemli panel var İstanbul'da. Odamız tarafından düzenlenen e-devlet sürecinde mükellef devlet ilişkilerinde bilgi havuzunun oluşturulması. 2 Mart pazartesi günü saat 13'te Cevahir Otel'de. 5 bakanlığın temsilcisi var. Ulaştırma Bakanlığı, Bilim Teknoloji, Ticaret, Gümrük ve Çalışma Bakanlığı. İş dünyasının temsilcisi var, üniversite temsilcisi var. Umut ediyorum bu çalışmanın sonucunda olumlu bir ortaya çıkacak. Şimdi biz bu algıyla ilgili hem yazılı medyada hem Taksim Meydanı'nda, buradan da uzun ifade ediyorum, 1 Mart günü, pazar günü saat 11'de tüm oda çalışanlarımızı, tüm oda üyelerimizi, çocuklarıyla, yakınlarıyla, çalışanlarıyla o meydanda bekliyoruz. Ve o meydanda hem sorunumuzu ifade edeceğiz hem de İstanbul'daki tüm billboardlarda şöyle bir hafta ile ilgili, muhasebe haftası ile ilgili muhasebe yap diye bir çağrımız var. Bir yard muhasebe haftası, esnafım, tüccarım, sanayicim, servis meslek erbabım gelecek için biz varız diyoruz. Ve ne mesaj vereceksiniz? Buradaki mesajımız şu. Biz bu ülkenin sadece kayıtını tutan bir meslek grubu değiliz. Biz bu ülkedeki KOBİ'lerimizi büyütmek istiyoruz. Ve gelecekteki meslek sadece kayıtların tutulduğu değil, denetimi yapıldığı, asıl ihtiyacımız olan uzmanlıkların olduğu bir yapı oluşması gerekiyor. Bu anlamda biz İSMO Akademi'yi kurduk. Bu anlamda kurumsallaşma gündemde. Bu anlamda güçlerin birleşmesi gündemde ve biz esnafımızı, tüccarımızı, serbest meslek erbabımızı, vergili araya kullanan tüm kesimlerin geleceğine daha iyi bir Türkiye adına götürmek adına var olduğumuzu mesajını vermek istiyoruz Sayın Pamukoğlu. Peki burada özel bir soru sorayım. Şimdi siz gerçekten çok başarılı bir meslek örgütü başkanısınız. Yaptığınız çalışmalar, meslek elemanlarına sağladığınız bina, çalışmalar, konferanslar, yıllardır bu işin içindesiniz. TÜRMOP başkanlığı size yakışır. Ama az önce söylediğiniz husustan dolayı bu mümkün olmuyor değil mi? Yani 5'e 4 oy şeyine yememe olduktan sonra yememe olmuyor musunuz siz? Vallahi orada da birçok engellemelerle... Yeminim Ali Şahir diyelim de yememe. yani çok engellemelerle karşılaştık orada da. Ben genel inanıyorum. İnancım şu, yeminim almışlar olmuş olsaydım, TÜRMOP'un başkanı olmuş olsaydım ilk demecim şu olur. O yüzden benim oraya gelmemi istemiyorlar. 5'e 4 bir ayıptır. Bu örgütü bu yakışmıyor. Bunun kalkması gerektiği olduğunu söylerdim. Burada konuşmalarımı dikkat izlediğinizi biliyorum. Asla bir yeminim almış üstadımızı rencide etmek, incitmek gibi bir haddim yok. Çünkü yaptığımız işler ayrı ayrı işler. Birisi finansal tabloları düzenleyen, denetim yapan, bir diğer kesim ise vergi denetimi yapan bir iş bölümü oluşmuş. Biz ünvanları asüs olarak görmüyoruz. Tabii. Hepsi değerli insanlar. Meslek örgütlerinde olmaz. Meslek örgütü bu, burası bir asgari bir yapı değil. Meslek örgütlerinde ünvanlar asüs olarak değildir. Bunu açık açık belki söylemekten dolayı önümüz hep kesildi etti. Ama bunlar düzelecek. Doğruyu ve gerçekleri hiçbir gücün engelleme şansı yoktur. O yüzden bu yanlışlıkların düzeltme zamanı geldi. Ama o tabii... Bu olacak. O evet.
O yapı neden oluyor? Maliye Bakanlığı'nın yapısından geliyor. Oradan üstad ilişkisi, üstad muavin ilişkisi. Şimdi Yeminli Mali Müşavirlerin ilk TÜRMOP kuruluşunda Yeminli Mali Müşavirler Maliye Bakanlığı'ndan gelenler olduğu için şimdi tabii üstadlık var. Şimdi üstad varken olmaz ki piyasadan birisi. Ama ben gerçekten sizin bu çok etkin ya yani Türkiye'de Yeminli Mali Müşavirler Odası da dahil tüm odalar birçok meslek örgütlerine baktığımızda çok başarılı çalışmalar yaptınız. En azından meslek tanındı. Bu çerçevede sizin siyasi bir tarafınızın da olması gerekir. Niye siyasette girmiyorsunuz ya da siyasetçiler size niye iltifat etmiyor veya davet ediyorlar da kabul mü etmiyorsunuz? Şimdilik bu halimizden memnunuz. Burada bir misyonumuz var. Bu misyonumuzu üye adına, ülkem adına hep zaman ayırdık. Eğer bir gün siyasetle bizde görev talep ediyorlarsa, o alanda da ülkemizi siyaset etmekten, görev yapmaktan onur duyarım. Bunu siyasetçilere sormak lazım. Biz 25 yıldır görev yaptığım sürece bir şey ilke edindik. Muhasebe ailesi dedik. Yani kapıdan içeri girdiğimiz andan itibaren, İSMO kapısından içeri girdiğimiz andan itibaren oraya giren herkes muhasebe ailesinin fertleridir. Muhasebe ailesinin fertleri arasında siyasal ayrım yoktur, etnik ayrım yoktur, takım ayrımı yoktur. Ben iyi bir Fenerbahçeliyimdir, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ayrım yoktur. O bir muhasebe ailesidir. O yüzden biz oda seçilmeden %70-%80 oy alıyoruz. Yapılması gereken bu. Aslında ülkeyi yönetenler de böyle bakması lazım. İktidarı geldiklerinde benim tarafım, senin tarafım, bendensin, değilsin gibi kamplaşmalar yapılmaması lazım. Özellikle bakın son zamanlarda işlenen cinayetlerin boyutlarını görebiliyorsunuz. Tertemiz kızlarımız, gencecik kızlarımız katledilebiliyor. Bunlar aslında bir günün şeyi değil. Toplumun sürekli birikim olarak sağlayıp patlaması noktasıdır. Evet. Bir anda bu olay geldi. Toplum bir travma geçiriyor değil mi? Kesinlikle öyle. Ama Özgecan belki bir milat olacak. Asla onun ölmesi konusunda siyaset yapılmasını doğru bulmadığını biliyorum. Ama bir milat olacaktır Özgecan. Olmalı. Olmalı yani olduğuna inanmaktayım. Olmalı. Yarın Adana'dayım. Adana'da yeminli, pardon, Mali Müşavir Dernek Başkanlığı'nın toplantısına katılacağım. Arkadaşlarım sağ olsunlar organize etmişler. Özgecan'ın ailesine gidip bir taziye ziyaretinde bulunacağız. Nur içinde yatsın. Ama tek inancım bir milat olsun diyorum. Biz örgütlenmemizde, İSMO'da kadınların ve gençlerin çok özel bir yeri olduğunu inanıyoruz. Bakın şu anda stajyer adaylarımızın %60'ı kadın, %40'ı erkek. İstanbul Maliş Odası'nın %30'u kadın. Mali müşavir diyorum üstad, yani lütfen beni farklı algılamayın. Bir de şu serbest sözcüğüne ciddi anlamda taktım. İki şey var orada. Ya serbest avukat yok, serbest doktor yok. Niye canım? Niye serbest mal müşavir? Bir ismimizde zorun. Bu serbest kalkmalı. Bir de firmalarda çalışan arkadaşlar bağımlı diyorlar. Ben ona firmalarda çalışan meslektaşlarım demek istiyorum. Mali müşavir oluyorlar. Ünvanlarını firmalarda kullanamıyorlar. Bu ayıpları da düzeltecek. Biraz anlattığım çağdaş bir meslek yasası oluşumunda mutlaka düzenli konulardan bir tanesi bu. Özetle kadınlar bir örgütlenmenin, bir meslek örgütlenmesinin temeli. Hoşuma giden nokta şu, artık seçime giren gruplar da kadın meslek buna yer vermeye başladılar. Biz mesela bu oda seçimlerinde ikinci sıraya kadın arkadaşlarımızı koyduk. Hepsi seçildiler. Onların sesi gümbür gümbür geliyor. Ama Özgecan ışıklar içerisinde uyusun. Mutlaka ve mutlaka bir milat olmalı. Artık gençlerimiz bu şekilde katledilmemeli diye düşünüyorum. Vallahi bu güzel mesajınızdan sonra Mart vergi mergi artık sormuyorum. Programımızın da sonuna geldik. Son mesajınızı alayım, programı kapatayım. Mart ayı, vergi ayı, vatandaş serbest muhasebeci, mali müşavirine gitsin, muhasebecisine sorsun. Ya Yarıkan'a sorsun diyelim. Son mesajlarınızı alayım ve çok teşekkür edeyim. Ben teşekkür ediyorum. Tabii Mart ayı dert ayı derler. Ben halkımıza özellikle çok teknik konulara programına girmedik ama yıllık beyanname durumunda olanlar
hata yapmamaları için bir meslek mensubuna danışmalarında büyük bir yarar var. Meslektaşlarım her zaman bu konuda katkı sunmaya hazırlar. İkincisi, muhasebe haftasını önemsiyoruz. Buradan mesaj veriyorum. Bir ayağa kalkış günüdür 1 Mart. Bu devam edecektir. Hem topluma mesajın doğru verilmesi konusunda hem de sorumluluğu aktarması konusunda. Ben tüm arkadaşlarımı bir kez daha 1 Mart Pazar günü saat 11'de Taksim Meydanı'na bekliyorum. Ne kadar kalabalık olursak, ne kadar gül olursak, arkasından Pazartesi günü 2 Mart'ta Cevahir Otel'deki panelde ne kadar çok olursak bizi herkes ciddiye alacaklardır. Muhasebe haftasına girerken söyleyeceğim nokta şu, meslek mensubunun her şeyin iyisine layık. Ama Türkiye'deki halkımın tüm insanları her şeyin iyisine layık. Barış içerisinde, sevgi içerisinde, hoşgörü içerisinde bir gelecek olması istiyorum. Bol kazançlar diliyorum herkese. Ama savaşların olmadığı, barışların olduğu, cinayetlerin olmadığı, kadınların öldürülmediği bir Türkiye diyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, İş Dünyası ve Ekonomi programımızda meslek örgütü bakımından çok önemli bir örgüt. İstanbul'un Mali Müşavirlerinin Başkanı, yıllardır bu işin içinde değerli bir mali müşavir, değerli bir maliyeciyle konuştuk. Söz, başka söze hacet yok. Haftaya görüşmek üzere ama 1 Mart, başkanın ifade ettiği gibi 1 Mart'ta ekonomi açısından mali müşavirler, maliyeciler önemli bir meslek grubunu teşkil ediyorlar. 1 Mart'ta başkanın çağrısını dikkate alalım ve orada buluşalım diyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler efendim.